Osmanlı okları için özel olan aslında gövde profilleridir. Bu modern spor okçuluğunda yeni keşfedilmeye başlamış bir şey. Osmanlı'da iki malzeme kullanılıyor ok gövdesinin yapılmasında. Bir tanesi ağaç ve iğne yapraklı ağaçları kullanıyorlar. Eski risalelerde çam diye geçiyor ama terminolojik değişiklikler düşünüldüğünde bu nasıl bir çamdı? Çünkü çamın çok fazla türü var, çok belli değil. Bununla ilgili araştırmalar yapmak lazım ama iğne yapraklı bir ağacı kullanıyorlar. Bu okların gövdeleri ortasında kalın, arka ve ön kısmında inceliyor. Bu şekilde 3 ana profil ortaya çıkıyor. Şem endam, tarzı has ve kiriş endam diye. Ve bunlar oklar kullanım amaçlarına göre ayrılan oklarda, menzil oklarında, savaş oklarında, hedef oklarında değişik gövde profilleri kullanılıyor. Okları ayıran bir diğer özellik de uçlarıdır. Okun aslında iş yapan kısmı ucudur. Mesela bu gördüğünüz eski kaynaklarda zeytuni temrem denilen zeytine benzeyen uçtur. Bunlar pratik oklarında ve hedef oklarında kullanılır. Savaş için kullandığınız oklarda bunun ucunda zırh delmek veyahut zırhsız düşmana atıp doku ve damarlara harabiyet yapması için iki kenarlı bir bıçağa benzetilebilecek üçgen şeklinde savaş uçları vardır. Ok gövdesi kullanılan bir diğer materyal de Osmanlı'da kamıştır. Bu kamışın Hindistan'dan ithal edildiğini biliyoruz. Büyük olasılıkla bir bambu türünden bahsediliyor ama bambunun da binlere varan türü vardır. Dolayısıyla Osmanlı'nın kullandığı bambunun türü nedir? Bu da bir araştırma konusudur. Elimde gördüğünüz bir bambu oktur. Osmanlı okları 3 aşağı 5 yukarı böyle görünüyordu. Tabii ki bambunun kendi endamı olduğu için, kendi profili olduğu için ahşaptan yapılan oklar, ok gövdeleri gibi bunlara endam verilemiyordu. Silindirik gövdeliydi. Modern okçulukta alüminyum ve karbon gibi başka malzemelerde ok gövdesi yapımında kullanılıyordu. Fakat Osmanlı kamış ve ağaç kullanmıştır. Ok uçlarında da demir kullanılmıştır. Temrem kelimesi zaten demirden gelir değişerek. Temur, bildiğimiz Timur'un adı da demirdir aslında. Bir de menzil oklarının bazılarının ucuna fil dişinden yapılmış küçük oklar, ok uçları takılırdı. Bunlara da soya denirdi.